Meddah kelimesinin lügatte, yani sözlükte manası pek methedici demek oluyor. Yani bir insanı veya bir vakayı pek ziyade öven bir kimse manasına geliyor. Bilginlerin araştırmalarına göre bu işin tarihten öncesinden başlamış olması lazım. Yalnız o zamanlar biraz sonra da görüp dinleyeceğiniz konular üstüne değil de tapınaklarda, dini törenlerde tanrıları övüp kudretine sığınmak için söyler ve konuşurlarmış. Tanrı'ya sığınmak için söylenen bu metiyeler zamanla kabile reislerine, hükümdarlara, kumandanlara, vezirlere ve efsaneleşmiş esatiri masal kahramanlarına yöneltilmiş. Bunlar üstüne de destanlar düzülmüş ve methetme bir sanat olarak nesilden nesle devrolmuş, içinde bulunduğumuz asrın başlarına kadar büyük sanatkarlar dilinde bize kadar gelmiş. İslamiyet'ten evvel o geniş Türk Asya'sında söylenen destanlar ve destan okuyucuları hakkında edebiyat tarihlerimiz bize bilgi vermektedirler. Müslüman Türk'ün Malazgirt zaferinden sonra yeni Türk yurdu olan Anadolu'muza Orta Asya'dan akan büyük göçlerle beraber bu destan ve destan okuyucuları da elbette geldi. Benim okuduklarımdan anlayabildiğime göre evvela dini, sonra esatiri mevzulara yönelen bu destan okuyucuların sanatı. Hatta Selçukiler zamanında da Anadolu'da devam ettikten sonra Osmanlılar elinde ve dilinde yavaş yavaş dramatik mevzulardan ayrılıp taklitlere, tuhaf hikayelere kaymaya başlamış. Kendilerine kıssahan, yani fıkra hikaye okuyucusu de denilen meddahların anlattıkları hikayeler bulundukları zaman içinde geçen tuhaf fıkralar haline gelmişti. Meddahlar kahvehanelerde, güzel bir tesadüf oldu bu da ya. Evet, işte böyle. Bakın burası bir eski kahvehane. Bu da meddah. Ben devam edeyim de. Bakın. Kahvehanelerde, düğünlerde, bu oralarda bulunan topluluk karşısında yüksekçe bir yerde sandalyeye oturur. Bu yüksekçe bir yere çıkmış ama o vakit sandalye yoktu. Bağdaş kurmuş. Evet. Elinde dayandığı bastonu, bu ona daha acık. Demek o vakit adet değil. Benim zamanımdaki meddahların halini tasvir ediyorum. Evet. Elinde dayandığı bastonu, omzunda terledikçe kullandığı yazma mendiliyle. Bunun terleyici yok. Göğsü bağrı pek açık. Evet. İhtiyacı yok yazma mendile. Bu evet yazma mendil. Terlemese de korulardı. O onun bir aksesuarıydı. Evet. Halkın karşısında esprilerle süslü böylece hikayelerini anlatırlardı. Bereket ki vaktiyle birkaç yabancı ressam gelmiş de bunları yapmışlar. Şimdi onlardan kopyasını çıkartıp işte böyle duvarlarını süslüyoruz ve bir de geçmiş zamanlarımızı görüyoruz. Yoksa onlar gelmeseydi biz bunları nereden bilirden nereden çıkartabilirdik? Örnekler alıyoruz bunlardan. Evet efendim. İşlerinde, yani bu meddahların işlerinde şöhrete erişenler günlerce süren vezir ve şehzade düğünlerinin eğlencelerinde de bulundukları gibi padişah nedimliği payesine erişip mahremiyetine girer, tarihi vakalara isimleri karışanlar da olurdu. Benim yaşımda olanlar meddahların o eski destancılarını ya da padişah müsahipliğine kadar çıkanları değil de bu sanatın sonlarını sürükleyen o zavallı, o fedakar meddahları dinlemişlerdir. Benim gördüklerimin en kudretlisi Meddah Sururi Efendi'ydi. Meşrutiyetten sonra Avrupalılardan ördekler alarak sahneye çıkan bu hikaye anlatan mukalliplere artık monologçu denmeye başlanmıştı. Borazan Tevfik Bey bu yeni sanatçıların en üstünü, sahnede monolog söyleyenlerin en başında geleni olmuştu. Şimdiki zamanda da bu tarz sanatkarlara galiba şovmen diyorlar.
Her üçünün de yani meddah, monologcu ve şimdiki şovmenlerin giydikleri elbise ve söyledikleri hikayelerin konusundan başka birbirlerinden ayırt edilecek büyük farkları yok. Yalnız meddah Türk halk sanatçısıydı. Diğer ikisi bugünkü tiyatrolarımız gibi batıdan çevirme birer sanat. Halk önünde gereklidir nezaket, hüner elden bırakmamak zarafet. Söyledikçe macerayı saçılmalı şetaret, Münir Özkul kulun söyler bir gülüşlü hikayet. Hak dostum hak. Gittim pazar yerine, koydum aklımı satışa, iğridir diye. Verdiler bir 25'lik, almadım, iridir diye. Dediler ver aklını, al dünyayı, almadım, dünya dertle doludur diye. Yerde gördüm 1000 altın, almayacaktım ama aldım, sarıdır diye. Verdim 1000 altını, aldım bir kase yoğurt, durudur diye. 999.999 küp su kattım, koyudur dedi. Hekimlere bildirdiler bu Adem delidir diye. Bağladılar her yanımı, kodular tımarhaneye, tam yeridir diye. Aldım tımarhaneyi, dürdüm, katladım, vurdum, sırtladım, halıdır diye. Hekimlerden izin çıktı, bırakın, onun eski huyudur. Efendim, bu tekerlemeyi de böyle tekerleyip kıvırıverdikten sonra gelelim hikayemize sevgili televizyon seyircilerimiz. Efendim, Ol Şehir İstanbul'un Taksim denilen meydanının bir köşesinde taksi denilen bir takım motorlu arabalar ekmek parası çıkarmak üzere sıraya girmiş. Bunlardan birinin şoförü Papağan Kemal namındaki İstanbul uşağı arabasını doldurabilmek için naralanmakta. Haydi Büyükdere Sarıyer 1-2, ufak ufak gidiyor, beklemeden gidiyor. Büyükdere Sarıyer 2, hop demeden gidiyor, hadi gidiyor, gidiyor Sarıyer 2. Zavallı şoför Papağan Kemal kendi arabasını kendi doldurmaya çalışmakta. Çünkü feci bir at yarışı hastası olan kahya sarhoş Muzaffer ortalarda yoktu. Hah, işte geliyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi hafif hafif naralanaraktan sallana sallana geliyor. Haydi Büyükdere Sarıyer 1-2, Büyükdere Sarıyer 1-2.
Haydi büyüklere sarı yer bir iki, büyüklere sarı yer iki. Sarı yer bir iki, sarı yer bir iki, haydi kalkıyor. İstemez anam babam, istemez, zahmet etme. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Öksüz çocuk kendi göbeğini kendi kesermiş. 3 saattir sarı yer diye bağırmaktan sarılık oldum, neredeydin? Yarış oynamaya gittim. Tüh be, bir burun farkla kaybetti yarışı bizim hayvan. Kızma be Kemal abi, bizimkisi hastalık. Hastalık senin kafanda. İnsan hiç çoluğunun çocuğunun nafakasını kumara yatırır mı? Yatırıyorsam gene onların istikbali umumiyesi için yatırıyorum. Zengin olsunlar diye. Tüve, bir burunla kaybetti bizim hayvan yarışı ya. Kaya Muzaffer 25-25 topladığı paraları at yarışında kaybetmiş. Şimdi buraya tekrar oynayabilmek için para bulmak ümidiyle gelmiştir. Bizim babaan Kemal'i gözüne kestirir. Kemal abi, Rabbena hakkı için kafamda bir oyun var, o biçim. Bir tutturursam milyonerim, milyoner. Tamam, film başladı. Dün gece rüyamda gördüm, seninle ortak oynuyoruz. Başka kimse oynamamış bizim hayvara, tamam mı? Bastırıyoruz 10 kağıdı. Bastı renkara gücü. Bizim hayvan alıyor ki yarışı bir burunla. Allah'ıma diyorum. Kemal abi, ver şu 10 kağıdı. Anlamadım. Sen benim hiç kumar oynadığımı gördün mü? Kumar değil be abicim, at yarışı. Tepme ayağına gelen kısmeti. Ver 10 kağıdı. Git Allah sen. Zaten epi topu bir 10 kağıdım var. Biz de 20 istemiyoruz ya. Ne olursun ver Kemal abi. Olmaz. Ayağını öpeyim ver. Vermem yahu. Arabanın bahçı için ver. Nasıl da bilirsin adamın nazik tarafını. Al hadi. Başımın gözümün sadakası olsun. Yaşa Kemal abi. Kazanınca ortağız. O biçim. Papağan Kemal senelerdir sayesinde ekmek yediği cefakar arabasının üzerine edilen yemine dayanamamış. Sonunda cebindeki son 10 lirayı sarhoş Muzaffer'e kaptırmıştır. Haydi beklemeden gidiyor, sarı yere gidiyor, büyüklere sarı yer bir iki, bir iki. Bu sırada Esmer Cene, üst dudağı ve yanakları biraz fazla cana tüylü, burnunun kenarında da bir hayli hürmetli bir et beni bulunan, hayli şişman bir madam yaklaşır. Sarı yardır yavru. Tamam madamcığım, buyur buyur. Buyurayım buyurayım, lakin içeride inci top oynar. Fena mı anam babam, yayla gibi araba, babanın evi gibi istediğin yere yerleş. Yok, iki deyi bağırırsan arabayı dolu sanmış sevinmişim. Halbuki bu kertede kim bilir ne kadar bekleyeceğiz. Sen tatlı canını üzme madam teyze. Şuradan da 2 kişiyi arakladın mı, tamam mı? Mek saniye beklemem hem bak. Maşallah sen çifte porsiyonsun. Zaten araba da küçük, fazla yük kaldırmaz. Peki peki, şu paketimi tut da gireyim. Görme olsun, ellerim dolu. Bir karı araba böyle bindirilir. Kusura bakma anacığım, biraz havalilisin de. Ama zararı yok. Ben askerliğimde tahmil tahliyede çalıştım. Senin gibi 100 okalık balyaları evvelallah sırtıma aldım mı tak kamyona koyuverirdim. Ama ne nezaketsiz herifmişsin sen, o kara kısmısı balyaya benzetilir. İnsan hiç olmadı bir sözüm yabanadır. Pekala sözüm babana, tamam mı? Maşallah madama, sen de usta bir makasların eline düşsen yani her budundan bir sinema artisti çıkar. Bu arada efendim, papağan Kemal madamı arabaya sokmaya çalışmaktadır. Fakat 100 okalık madam haykonuş bu yardımdan memnun olmaz. Dur dur, tartaklama! Çorabımı bir kaçırtırsan 17,5 lirayı kırtlağını söker alırım, bilmiş olasın. Madam teyze, sana da yaranılmıyor yani. Yardım ettikse fena mı ettik canım? Ay ay, bu ne biçim yardımdır o? Dolma dolduruyorsun. Hensin, divanesin, nesin? Oh, şükür Rabbime yerleştim. Araba da araba değil ki, Halis vapuru tuvalı tanesi. Bu laf papağan Kemal'in ağrına gitmiştir sevgili seyirciler.
Çünkü 15 senedir kahrını çeken arabasını ailesinden biriymiş gibi sevmekte ve ona kimsenin dil uzatmasına razı olmamaktadır. Yo, madam sen bak fazla ileri gidiyorsun. Çabuk laflarına bir torun İstanbul. İcabında anama babama sövdürürüm ama bu kız gibi arabama evvel Allah laf ettirmem. Tamam mı? Bu mu kız? Sevsinler, kız kurusu. Aman bir koca haber de müvretini göresin. Yoksa mı bu gidişle dümeni elinde kalacak? Elimde kalır, ayağımda kalır, orası benim bileceğim maslar. Tamam mı? Haydi Büyükdere Sarıyer 1-2, hop demeden gidiyor. Şıpın işi gidiyor, ufak ufak gidiyor. Sarıyer 1-2. Bu sırada elinde büyük bir bavul bulunan ufak tefek bir Musevi vatandaş yaklaşıyor. Dolmuş mu be kuzum? Dolmuş yanan babam, dolmuş. Kim doldurmuş? Ahçıbaşı doldurmuş. Yalancı dolma mı bu Meret be, Allah Allah. Kızma be canım, daha dolmamış da onu söylemek istedim. Bir karıyla araba dolar mı? Dolar dolar, maşallah bak içeridekine, tapusunu al parselle, 7 tane gece kondu arsası çıkar. Bırak sevzekliği bir kuzu, ne zaman itaceğim? Gideriz gideriz, hele sen şu bavulu ver, atalım bagaca. İyi, koy bakalım. İki kağıt da ona keseceğiz. Ne bakışı be canım, ben onu kucağımdan oturtururum. Kucağında da oturtursan, üstüne de oturursan ben iki tekli alırım. 25 kuruş olmaz mı? Dalga geçme bak, kibrit mi alıyorsun? Kızma be kuzu, pazarlık bu. Eliyorsun. Bir kuruş eksik olmaz, tam iki teklik. Vay babanın canına. Hı? Rahmet olsun. Bay Şalom bakar ki olmayacak, koskoca bavulu bedava götüremeyecek. Ses çıkarmaz, bagaja konmasına razı olur. Ve geçer şoförün yanındaki yere kurulur. Baban Kemal bunun üzerine tekrar bağırmaya başlar. Haydi Büyükdere Sarıyer 1-2 beklemeden gidiyor, şıpın işi gidiyor. Haydi 1-2, hadi gidiyor, hop demeden gidiyor. Bu sırada efendim sırtında siyah şayak elbise, başı kasketli bir macir vatandaş yaklaşıyor. Tebe nereye gidiyor bu tumafilcik be susak ağızlı? Sarıyer'e. Doldurmaca mı? Doldurmaca, doldurmaca. Tebe al şu üç kaymayı da silkeliği ver beni bu yacık yüğüne. Bir teklik daha vereceksin. Oo, açan daha iki gün olmuyor. Üç kaymaya gittim bu ahretlik. Emirgen dolmuşuna binmiş olacaksın. Bak, bu Sarıyer dolmuşu, bunun ayak bastı parası 4 kere. Tebe pinerim ben de emirgen dolmuş ağzına be susak. Bulursan pinmemezlik etme. Bak orası bomboş. Bunu dersen neredeyse kalkıyor. Üyle mi diyorsun? Üyle derim ya. Hadi maviş maviş düşünmeyi bırak da geç madam teyzenin yanına. Bir teklikte ne sana zarar gelir ne bana bir fayda. Papağan Kemal'in bu sözü üzerine efendim Rumelili vatandaş sol kapıdan girerek madam Aygonoş'un solundaki iki kişilik, daha doğrusu iki kişilik demeyelim de 1,5 kişilik yere oturur. Papağan Kemal dışarıda bağıra dursun, o gün havanın fazla sıcak oluşu, arabanın da bir türlü dolmak bilmişi, içeridekileri bilhassa madam Aygonoş'u sıkmaktadır. Piştim be! Bu adam da iç bayıltıcı bir esans sürmüş ise benzin kokusuyla müştereken harman oldu. Koskoca Hayganoş'u şura küt de yıkmasına mekparmak kaldı. Buraya bak, bir koku sürmüş isen çoban insansıdır, nedir? Yok ba, Alis Gülyacı'dır. Bir yandılsa vereyim de sürüştürüveresin. Aman, sakın ha, istemem. Korkma benim adama, veririm el ağlından. Hem de asliyetlidir. Bir sürdün mü bir mevsim çıkmaz kokusu. Kendi gülce ağızlarımdan, kendi elce ağızlarımdan çektim ha. Dur, senin elin dolu. Ben serpiştirivereyim senin üstüne başına. Aman, turabın olayım yapma pek fena olurum, bana tokanır. Yok benim adama, hiçbir şeycik yapmaz. Tersine, açar iç ağzını, gülüne ferahlık verir. Havayı tebdil eder bak. Aman, herif üstüme geliyor.
Ayağını öpeyim yapma. Koku dokanır, bayılırım. Şimdi anladım be kalçan ağızlı. Hiç unutma. Bizim sürüde tıpkı senin gibi bir kara mandacık vardı. O bile gül kokusu duydu mudu deli divane olurdu ha. Yey gidi günleri. Şimdi senin celallanmanı gördüm de o mübarek hayvan geldi gözümün önüne. Lan nereden çattık bu belaya? Ne mandallığımı bıraktı ne hayvanlığımı kodu. Şoför! Hey şoför! Ne zaman hareket ettireceksin bu mereti? Madam çok sabırsız müşteri gördüm ama senin gibisini görmedim yani Allah Allah. Ya sarı yer dolmuşu bu. Hadi ince müşteri çıkar mı? Senin için gönlün olsun diye ziyanına mı gidelim? Allah Allah ya. Hani büyük dere sarı yer 1-2 hop demeden gidiyor. Şıpın işi gidiyor. Sarı yer büyük dere 1-2 haydi gidiyor. Buyurunuz hemşire hanım buyurunuz. Geliniz pencere önünde yeriniz var. Teyze gel anam gel. Abi bakınma gel. Sol yap hafif gel buraya tamam gel. Ha. Sarı yer. Ha. Evet sarı yer. Saat kaç? Ne bileyim ben saat kaç be? Hay senin suratının mobilyasını seveyim. Sarı yerde randevu vardı da. Tamam abicim, şıpın işi yetiştirdim. Hemen gel. Sarı yer 1-2 hemen gidiyor, beklemeden gidiyor. Şıpın işi gidiyor, hop demeden gidiyor. Bir. Papağan Kemal bu sözleri söylerken adamın koluna öyle bir yapıştı ki 15 numara miyop gözlüklü yolcu ne olduğunu anlayamadan birdenbire kendini arabanın ön tarafında Bay Şalom'un yanında buldu. Adamın ayağı uğurlu mu geldi nedir? Hemen ardından tatlı ihtiyar bir bey amca arabaya sokuldu. Sarıyer mi evladı? Evet Sarıyer. Hayır, ben Sarıyer'e gideceğim. Tamam, Sarıyer. Geç şöyle bey baba, geç. Pencere önü olsun evlat. Astımım var, ortada oturamam. Tamam bey amca, tamam, gel geç. Madam, az şöyle ortaya geç de bey amca kenara otursun, pencere önüne hadi. O ortaya gitsin, ben ne demeyi geçeceğim işim. Nereden çattık bu kadına akşam? Kusura bakma bey baba, şöyle öbür taraftan dolaşıp. Olmaz! Neden olmayacakmış be Allah'ın kulu, sana ne? Öbür taraftan alıyoruz işte. Olmaz, çünkü bu bay öteki kapıdan girer ise şu beni mandağa benzeten herif üzerime düşer, kokusu da üzerime siner, sarı yere gelmez bayılırım. Ya sabır ey ulu tanrım, sen bana Eyüp Sultan sabrı ver. Peki ne yapalım? Basit canım. Şu senin yanında oturan müsüllerden birini bırak, bu gül kokulu beşareti de öne geçir. Sonra o bayılan o müsüyü de beni incitmeden şöyle kenarıma istifle. Yani madam o oraya arabanın içini deneme maçına çıkmış lig takımına çevirdin ya. Kusura bakmayın bey abiler, kadın kısmına hürmet lazımmış, ne yapalım? İdare edelim. Zaten arabayı dolduruncaya kadar anam ağladı. Bir de bu yüzden büsbütün gecikmeyelim. Hadi şu trafiği ayarlayıverin. Kurban olayım hadi. Ne olur abi. Hadi. Başka çıkar yolu olmadığını gören müşteriler homurdana yer değiştirirler. Papağan Kemal geçer direksiyona oturur ve marşa basar. Boğdu namussuz. Kim boğdu? Kimi boğdu? Katil var, imdat, bekçi, polis! Bağırmayın yahu, kimsenin kimseyi boğduğu yok. Motor boğuldu. Abi delikanlı, ayda şu tumafilini de pinelim, gidelim artık şundan be yahu. Ne dırlanıp durursun? Bunun raconu öyledir. Acık
Beklemek iktiza eder, motor boğuldu mu? Demincek boğulmuşuydu, bu kerte de mefat oldu galiba. Madam, ayağını öpeyim yeter ya. İşte bu arabanın huyu bu. Motor boğdu mu azıcık dokunmak lazım buna. Abiler, hadi bir el verin ne olur. Biraz itelim şunu ha. Ne olursunuz? İteklese ne olur? Bu karamandacı güle yayılmış otururken eve. İteriz canım ama sen daha bagaj parasından düşersen. Ben mi onu tut? Haşveçeyim mi? O mu beni tut? İnsanlık öldü mü ya? Bu garip 15 senedir adam taşır. Şöyle bir dokunuverseniz, el verseniz kıyamet mi kopar? Hadi be abiler, ne olur ya? Aa, işte otobüs de yıldı. Ende bomboş. Tamam, ineriz. Pinelim bari. Üzme be cancağızın aretlik. Kısmet diye ziyadesi olmaz. Bütün yolcular arabayı birer birer terk ederek otobüse giderler. Sevgili arabası bomboş kalınca dünya da bomboş görünür Papağan Kemal'in gözüne. 3 saatlik gayreti boşa gitmiştir. Akşam evde onu bekleyen 7 nüfuslu ailesini düşünür. Arabasını tekrar doldurabilmek için seslenmek ister. Gırtlağına bir şey düğümlenir. Derin bir nefes alır. Tam naralanmaya başlayacağı sırada ensesinde telaşlı bir soluk duyar. Kemal abi, paralara bak, paralara bak, paralara bak, paralara bak, paralara! Ne parası? Ortak oynadık ya. Allah'ıma diyorum, bizim hayvan bir burunla aldı yarışı. Ne diyorsun? 450.000 diyorum, tamam mı? Yarısı senin, yarısı benim, anladın mı? Zengin olduk, zengin! Vay canına! Kemal abi, ne yapacaksın bu paralarla? Önce şu gördüğün arabayı kızağa çekeceğim. Çalıştırmayacağım artık onu. Onu terfiyen emekliye ayıracağım. Sonra Gültepe'de bir ev, koskoca bir salon... Salonun baş köşesine de bizim emekliyi park edeceğim. Yaşa! Sonra da altıma son model bir taksi çektim mi tamam. Müşteri binebilmek için kuyruğa girecek. Ondan sonra Büyükdere Sarıyer, Büyükdere Sarıyer, Büyükdere Sarıyer, Büyükdere Sarıyer, Büyükdere Sarıyer. Bu bir hikayedir. Selçuk Kaskan dostumuzdan dinledik, biz de uydurduk, söyledik. Bu kıssadan çıkaracağımız ise... ...her kim ki Papağan Kemal gibi işini sever... ...yılmadan, yorulmadan çalışırsa... ...Allah onu hiç akla gelmedik bir yol bulur ve mükafatlandırır. Sakiya meclis kalmazmış baki... ...baki kalan bu kubbede bir hor sedaymış. Efendim, her ne kadar sürçülisan ettikse affola, inşallah gelecek sefer daha güzel bir hikaye söyleriz. Sağ olun efendim. Teşekkürler ederim. Allah kesenize bereket versin. Teşekkürler, sağ olun.